İkinci bir takvimimiz, bu kitabımız aslında kütüphanemizde var, yani üniversite kütüphanesinde var. Ancak tanıtmadan orada olduğunu kimse belki bilmiyor, kataloglardan bakmak lazım. Risale-i Felekiye diye geçiyor, Kitab-ı Siyakat diye de anılıyor. Hemen içinde bir şeyimiz, flyer'ımız var, kitabı özetleyen şey sayfasında da olabilir. Bu kitap 1363 yılında el yazması bir kitap, devlet muhasebesi kitabı. Ders kitabıdır, dikkatinizi çekerim. Ders anlatmak üzere hazırlanmış, hazırlatılmış bir kitaptır. Kitabın orijinalini Ayasofya Kütüphanesi'nden dışarıdan görebilirsiniz. Kimse hani el sürdürmüyorlar, işte kıymetli bir eser diye alayım da bu hakkı ince değil, olmuyor. İnceleyeceksiniz, örneği burada var, fotokopisinden. Yani Türkçesi ve İngilizcesiyle birlikte bunu tercüme ettirdik. Yabancı konuklarımızla da hediye ediyoruz. Birazdan belki daha detaylı bahsetme imkanımız olacak. Muhasebe denilince, hocam derler ki muhasebenin babası işte İtalyan papaz Luca Pacioli. Tarih 1490. Luca'nın dedesi bu ya. Yani Luca'dan 140 yıl önce. Dolayısıyla ve de ders kitabı olarak hazırlatılmış. İşte kil tabletleri, yazılar, bilmem belgeler değil. Devlet muhasebesi ders kitabı. Yani siyakat yazısı diyoruz biz ona. Siyakat yazısı bir nevi şifreli bir yazı. Devlet işleri biraz daha gizli tutulsun. Ola ki devlet belgesi elinde olmayan kişinin eline geçerse anlamasın. Uzmanını da bulabilsin onu okuturabilmek için diye. Dolayısıyla şifreli bir yazı bu. Kütüphanemizde bulunsun diyoruz. Özellikle muhasebe denetim dersi veren hocalarımızdan da rica ediyoruz. Muhasebenin babası Luca Pacioli diye yazan bölümlere Luca'dan önce yazılmış, Mazandarani tarafından kaleme alınmış Kitab-ı Siyakat diye bir kitap vardır. Bu muhasebe dersi anlatmak üzere yazılmış bir kitaptır diye literatüre lütfen kitaplarınıza not edin. O kitabımız Osmanlı öncesini anlatan bir kitaptı. İlhanlı döneminde yazılmış ancak hem Selçuklu öncesinde Gazneliler, Karahanlar ve de Abbasi devletine dayanan bir temeli var Kitab-ı Siyakat'ın. Merdiven sistemi dediğimiz bir sistematikte kaleme alınmış. O dönemin muhasebesi öyle. Osmanlı döneminin muhasebe sistemi de rahmetli, geçenlerde vefat etti bir ay kadar önce. Oktay Güvenli hocamız kaleme aldı. Bu kitap akademik bir çalışma. Bu kitap da kütüphanemizde var. Biz gönderdik inşallah konuşur diye düşünüyoruz. Kitap olarak geldi işte oradan kütüphaneye gitmiştir büyük ihtimalle. Kütüphanemiz de var. Ben bir örnek daha rektör hocamıza takdim ediyorum. Hocam buyurun, bu da kütüphanemize yarasın. Ben Oktay Güvenli hocamıza dedim ki Osmanlı kitabı siz yazdınız. Onun öncesinde Kitab-ı Siyakat Selçuklu'nun muhasebe sistemini anlatıyor. Ancak ondan öncesine, yani Selçuklu öncesinde ne yapacağız, bir çalışma yapalım. 2013 yılında Oktay Hoca'dan talep etmiştim. Oktay Hoca, ya siz ben emekli, ben geçtim bu işler, ben emekli oldum dedi. Yaşlıydı gerçekten de. Ama dedi, siz yazmazsanız bu kitabı muhasebenin tarihiyle kimse ilgilenmez. Bugün yine ilgilenen çok. Muhasebeciler, öğrenci, onlar işte para tarafa bakıyor hocam, para. Bunda para yok yani, tarihçiye kim çalışacak? Dolayısıyla hoca sağ olsun bir ekip kurdu. Hocanın uluslararası çevresi de var. Muhasebenin 5000 yıllık tarihini, Orta Doğu'daki muhasebe tarihi. Şurada kitabın arka tarafında haritası var. Bu kitabın hazırlık aşamasında İtalya, Mısır, Suudi Arabistan, İran ve Türkiye'den yaklaşık 10-12 tane akademisyen arkadaşımız çalıştı. Dolayısıyla akademik bir, ansiklopedik bir çalışma oldu. Milattan önce 3000'den bugüne kadar Orta Doğu'daki muhasebe tarihini anlatan bir bu kitabı da bütün devlet üniversitelerimize gönderdiğim için rahatlıkla söylüyorum, gönderdik. Ama hazır gıcır gıcır cildaşın olup bir tane de size takdim etmek istedik bu vesileyle. Kütüphanemiz zenginleştirsin. Bu 3 ciltlik bir eser. Birinci cildi İslamiyet'e kadar olan dönem, yani eski Mısır'dan İslami döneme kadar olan kısmı anlatıyor.
İkinci başlı başına İslamiyet'le birlikte muhasebesinde ne değişti? Zekat müessesesiyle birlikte. O tür değişiklikler ve detay çalışmalar anlattı. Üçüncü cilt, Osmanlı döneminde hani belli bir dönem Osmanlı demek Orta Doğu'nun tamamı demek olduğu için üçüncü cilt Osmanlı ve bugünü anlatıyor. Yani 2018'e kadar olan tarihçi orada var. Hocam bu levhayı herkesin görebileceği yere asın. Okunuşunu asmayın. Herkes okumaya çalışsın. Biraz sürpriz olsun demiştim ama hocam size ben söylediğim zaman. İstiklal Marşı'nın orijinal hali bir tablo olarak asılsın bir kenara diye ben getirdim. Arkadaşlarımız merak ederlerse şöyle bir bakıp ne yazıyor acaba diye okumaya çalışsınlar. Uzaktan bakınca ya Arapça levha diye başkanım Arapça dedi. İstiklal Marşı nasıl oluyor? Dedi Arapça değil. Yani okuyayım anlamayan varsa yakalıyorsun. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzden alsancak. Anlaşılmıyor. Evet. Hocam sizin yerinizi alabiliriz. Buradan bir yere yapayım. Kabulünce haftasından defterinizi ayrı da bir anlamda. Ayrı bir tevafuk olmuş demek hocam. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Biz de teşekkür ederiz. Öyle mi? Tekrar etmemek için biz de buraya kadar teslim ettiniz. Zaten ufak bir kadar hediyenin karşılığını atmayacağız ama. Hocam sabah kitapları aldık. Onun için teşekkür ederiz ya. Bu da dediğiniz yerine evet. Bizler bu zannı boşa çıkardık. Boşa abi. Duası olsun. Peygamberimizi anlatan hilye diye bilinen Osmanlı tarihinde özellikle halk sanatı için çok önemli bir eser var. Bilinir. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Çok memnun olduk. Bugünkü devlet yapımızı, devlet teşkilatını, organizasyonu, bakanlıkların sistematiğini düzenleyen temel metin Tanzimat. Tanzimat'a dayanıyor. 1839. Yani bakanlıklar, müsteşarlık müessesesi de 1839'dan gelir. Bugünkü bakanlık yapılanması Tanzimat'a dayanıyor.